Bugün dünya basın özgürlüğü günü biliyorsunuz ama Türkiye'de basın özgürlüğü adına kara bir gün yaşanıyor, kara bir süreç yaşanıyor. Sadece basına yönelik değil, Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusunda duyarlı olan herkes bu iktidarın, mevcut iktidarın hedefi durumunda. Bu çok kabul edilecek bir şey değil ama yani adını doğru koymak gerekirse faşizm hali yaşanıyor bu ülkede. Bu faşizm karşısında elbette elimizi kolumuzu bağlayıp da duracak, teslim olacak durumda değiliz. Bugün burada bu dayanışma anı gördükçe biraz umutlanıyor insan. Ama mevcut iktidar geleceğini tamamen bu ülkede biraz otoriter, diktatöryal bir sistemi giderek ete kemiğe büründürmeyle mümkün olabileceğini görüyor. Ama bu felaket demektir Türkiye için. İnsan hakları açısından, demokrasi açısından, Türkiye'nin barışı açısından, geleceği açısından çok kabul edilecek bir şey değil. Gazeteciler yargılanıyor, tutuklu, uzun süreden beri özellikle Cumhuriyet'e dönük saldırılardan bahsettik. Bu gazeteciler tamamen gazetecilik mesleklerini icra etmelerinden ötürü tutuklu olduklarını artık herkes çok iyi biliyor. Cezaevinde tutuklu 170'in üzerinde gazeteci var. O yetmedi. Şimdi insan hakları alanında faaliyet yürüten kesimlere yönelik yoğun bir saldırı var. Tutuklanan insanlar var. Dolayısıyla nefes alamayacak durumdayız. Nefes alamıyor çünkü bizim hakkımızda da olmadık iddialardan yola çıkarak savcılar soruşturmalar başlatıyor. Bu soruşturmalar tamamen keyfi sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak gerçekleşen soruşturmalar. Ve bu soruşturmalar kapsamında hakikaten gidip ifade vermek bile insana zul gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin herhangi bir kentinde sizin paylaşımlarınızdan rahatsız olan birisi sizin hakkınızda bir ihbarda bulunuyor ve savcılar bu ihbarı hemen ciddiye alıp soruşturma başlatıyorlar. Hakikaten karanlık bir süreç yaşanıyor. Umarım birlikte dayanışmayla bu karanlığı aydınlığa dönüştürme noktasında yeni bir mücadelenin mümkün olacağına inanıyorum.